geldi. Evet. Kaç geldi? 3.92. 3.92. Evet, 3.92. Anadolu Ajansı'nın tahmini gibi geldi. Yıllık 38.21 oldu. 38.21. Aylık da 3.92 oldu ama korkutucu olan yurt içi yani üfede. Üfe ne olmuş? 6.5 arttı. Aa, makas açılmış. Bu yıllıkta 40'a çıkardı onu. Yani makas kapanmıştı bir parça. 6,5 aylık artış. Korkarım ki önümüzdeki aylarda gelecek zamların ayak sesi. Yani üretici fiyatlarını 6,5 arttıysa tüketici, girdi yani, maliyetleri artmış. Girdi maliyetlerine olduğu gibi yansımışlar. Ya da şunu söyleyebiliriz. Hatırlarsan rakam niye bugün 5'inde açıklandı bu rakam? Evet. Çünkü dediler ki bayram... 6 aylık rakam kaç? Henüz o bülteni maalesef yoğunluktan dolayı açamıyorum. Muhtemelen İçeri giremiyoruz. Milyonlarca insan şu an TÜİK'in sayfasını açmaya çalışıyorlar. Evet, gelecek. Geldi. Evet. Şimdi 3.92 Aralık ayına göre 19.77, bir önceki 12 aylık ortalama 59.95. Hemen devam edelim. 6 aylıkları aşağı girebildin mi sen? 6 maalesef, aylıkları görmeye yani, çalışıyorum. Hala açamadık çünkü birçok 14.76. Kişi. Evet. Bunu geç. Yine devam ediyorum. 6 aylık niye vermemiş burada ya? Allah Allah. Şimdi 2023 yılı Haziran ayı bir önceki aya göre %3,92. Bir önceki yılın aynı ayına göre %19,77. Bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21. 12 aylık ortalama ise %59,95 olarak geldi. İrfan hoş geldin. İrfan seni bekliyoruz. Enflasyonu aldık. 6 aylık enflasyonu da göreceğiz şimdi. Yavuz ona bakıyor. Evet. Görebildin mi Yavuz? Açmaya çalışıyorum tabloyu maalesef. Biraz açamadım. Yoğun. Yoğun bir şekilde tamam. Şu an şey var ama biz şu bilgileri verelim en azından. Tamam. İrfan Donat hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Evet. Ben hesapladığım %19,77 3.9. Tamam, 19.77 o zaman 6 aylık, doğru mu? 19.77 3.92 aylıksa 6 aylık, evet, evet. 19.77. Aralık ayına göre 19.77 gördüm şimdi rakamı. Evet. Bir önceki yılın Aralık ayına göre 19.77. Şu an 6 aylık enflasyon %19,77. Yani bu emekli ve memur maaşlarında 6 aylık enflasyon %19,77 üzerinde pay, daha doğrusu kamudaki memurlara, evet, 6 eklenecek. Ondan sonra seyyanen ne olacak? Biz konuşacağız. Birazdan aslında Ahmet'le. Şimdi bu arada hani ekleyelim. Yani 6 aylık dolar kurundaki artış mesela %40. Yani Türk lirasının değer kaybı %40. Enflasyon 19'dan bahsediyoruz 20'sinde. Yarısı 19.77, yani. İrfan birazdan belki 6 aylık et fiyatlarındaki artışı bize anlatır. Ne kadar olduğunu. Dolayısıyla aslında bu 6 aylık rakam, yani açıklanan enflasyon bunun en düşüğü. Onu da söyleyelim yani. Evet. Bütün bu karşılaştırabileceğimiz rakamlar arasındaki en düşük rakam.